Size bu videomda Zağanos Paşa, Fatih Sultan Mehmed'in vezirinin hayatını anlatacağım. Zağanos Mehmed Paşa doğum tarihi bilinmiyor. Ölüm tarihi 1462 Balıkesir'dir. 2. Mehmed saltanatında 1453-56 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. İstanbul'un fethinden sonra sadrazamlığa getirilen ilk kişidir. Rum devşirilmesi olduğu bildirilmektedir. Denizcilikte gözetleme için Zağanos keskin görüşlü, yırtıcı bir kuş kullandığı için Zağanos lakabıyla anılmıştır. Eğitimi Edirne Enderun'da yapmıştır. Eğitiminden sonra Umera sınıfında dahi olmuştur. II. Murat oğlu ve veliahtı olan Şehzade Mehmed'i Manisa Sancak Bey için gönderince önce nişancı Mehmet Bey'in lalası olarak görevlendirilmiş ve çok geçmeden Zağanos Paşa lalalık görevi verilmiştir ve Aralık 1449'da Saruca Kasım Paşa lalalık görevine atanmasına kadar bu görevi sürdürülmüştür. 1443'te Şehzade Mehmed Edirne'ye çağrıldığı zaman Zağanos Paşa'yı vezirlik görevine verilmiştir. 1444'te ikinci zevci olarak 2. Murad'ın kızı ve Şehzade Mehmed'in ablası Fatma Sultan ile nikahlanmış ve damat olarak anılmaya başlamıştır. 1446'da vezirlik azledilip Gelibolu Sancak Bey'i ve donanma komutanı olmuştur. Bir iddiaya göre Sultan II. Murat tarafından sürgün edilmiştir. 1444-52 yılları arasında Balıkesir'de sürgün hayatı yaşamıştır. 1451'de babası olan 2. Murat ölünce 2. Mehmed'in ikinci defa padişahlığa çıkması üzerine Edirne'ye dönmüş ve ikinci vezir tayin edilmiştir. İstanbul'un fethi sürecinde önemli görevler yüklenmiştir. İstanbul'un fethi öncesinde Rumeli Hisarı'nı yaptırmış, İstanbul kuşatmasının en ateşli savunucularından olmuştur. Rumeli Hisarı'ndaki 3 kalenin biri Halil Paşa, biri Saruca Paşa, diğer güneyindeki ise Zağanos Paşa adı verilerek Rumeli Hisarı'nın yapımı sonrası diğer 2 paşaehirle birlikte padişahça onurlandırılmışlardır. Dehası ile Osmanlı donanmasının karayolu ile Kasımpaşa'ya indirilmesini sağlamıştır. Bununla birlikte Ulubatlı Hasan'ın kendi komuta ettiği birlikte bulunduğu ve askerlerin emri altındaki tünelci ve istihkamcıların büyük yaralıklarını gösterdiği bilinmektedir. İstanbul'un fethinden sonra azledilerek idam edilen Çandarlı Halil Paşa'nın yerine Vezir-i Azamlığa getirilmiştir. Ancak 1456 yılında Fatih Sultan Mehmed ile birlikte sefere çıkan Zağanos Paşa ve Osmanlı ordusu Belgrad kuşatmasında Sırbistan'ın her yanına fethetmesine karşın şehri alamayıp şehri savunan Johannes Hunyadi komutasındaki Macar ordusu ve Haçlı birliklerine yenilmiş ve ağır kayıplar neticesi kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştır. Bu başarısızlığın en büyük sorumlusu olarak Zağanos Paşa gösterilmiş ve Vezir-i Azamlıktan alınmıştır. Kızı Sultan'ın hareminden dışlanmış ve her ikisi de Balıkesir'e sürgün gönderilmiştir. Balıkesir'e yerleşen Zağanos Paşa vakıflar kurmuş, cami, medrese, hamam yaptırmış ve şehrin çehresini değiştirmiştir. Bundan sonraki hayat hikayesi ise tam net değildir. Bir anlatıma göre 1459'da ise Balıkesir'den geri çağrılmıştır. 1463'te gelişmeye başlayan Osmanlı donanmasının başına Kaptan-ı Derya olarak getirilmiştir. 1466 yılında ise Teselya ve Makedonya'yı vali olarak atanmıştır. Hakkındaki bir başka iddiaya göre ise 1461 yılında Trabzon'un fethine katılmıştır. Trabzon'un fethi esnasında Prenses Anna ile evlenmiştir. 1467-69 yılları arasında ise Trabzon Sancak Beyliği yapmıştır. Diğer bir iddia ise 61'de Trabzon'un fethi sonrası 62 yılında Balıkesir'de vefat ettiği yönündedir. İstanbul'un fethinde gemilerin karadan yürütülmesi sağlayan Türkmen tahta işçilerinden Balıkesir'e yerleşmesine ön ayak olmuş ve tahtacılar adı verilen Türkmen kültürünün oluşmasında pay sahibi olmuştur. Vakfının faaliyetleri Cumhuriyet dönemine kadar sürmüş. Bu dönemde vakfın mütevellisi olan torunlarından Aslıer ailesi tarafından sahiplik ve imtiyaz hakları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne devredilmiştir. Yaygın olarak bilinen kanı, Os sözcüğünün Rumca'da bey anlamına geldiği, Rumca'da Rumeli Beylerbeyi iken yöre halkı tarafından Şahan Zahan, Şahin kelimeleriyle birleştirilip Zağanos olarak okunduğu atalarından Evrenos Bey gibi Halil Ethem'e göre Zağanos sözcüğü bir çeşit Şahin anlamında olup Farsça Zagan sözcüğünden Osmanlıca'ya çevrilmiştir. Mahmut Koloğlu ise Trabzon Rumcasında martı anlamına gelen Zinos sözcüğüne bağlayıp kaynak göstermeden sözcüğün eski Türkçe olduğunu iddia etmiştir. Modern Türkçe sözlükten Zağanos bir cins doğan olarak geçmekle birlikte hangi dilden ödünç alındığı belirtilmemektedir. Farsça Şahin sözcüğünün Rum ağzından bozulduktan sonra Türkçe'ye geçmiş formu olmalıdır. Zağanos sözcüğünün Trabzon'da yengeç anlamında kullanılan Zagana sözcüğü ile alakalı olabileceği akla da gelebilir. Ki bu sözcük aynı zamanda yörede aksak yürüyen kişilere takılan bir lakaptır. Ama paşanın adı Trabzon'un fethinden öncesine dayanıyorsa bu önerme geçersizdir. Ayrıca Hun İmparatorluğu'nun büyük oğlunun da adıdır. Zağanos Mehmed Paşa Balıkesir'de kendi ismini taşıyan Zağanos Paşa Camii'ni yaptırmıştır ve eşi Fatma Sultan ve kendisi bu caminin avlusunda bulunan türbede gömülüdür. Bundan başka yine Balıkesir'de camiye ek imaret, medrese yaptırmıştır. Bursa'da cami, mektep ve köprü, Edirne'de mescit ve Tokat'ta da kütüphane yaptırmıştır. İstanbul'un fethine büyük katkıları olan Zağanos Mehmed Paşa'ya saygılarımızı sunarız. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların devamını takip etmek için abone olmayı unutmayın.